Semahane. Bugün bir eksik var. Ne biliyor musunuz? Ayla, Sema hiç kapışmadınız. Ve bu arkadaşlığa bugün hiçbir şekilde söz konusu bile olmadı. Neden böyle bir şey oldu? Şaşkınlık içerisindeyim. Aslında olurdu. Ne oldu? Ama diğer ben mevzulardan sıra gelmedi diyorsun. Yine şey kombinle alakalı. Ben ondan bir ceket istedim. Onun giydiği bir ceket vardı. Onu çok beğenmiştim. Onu istedim. O da bana ceket yerine mont getirdi. Yanlış anlamış. Ceketle montu nasıl birbirine karıştırdı onu da anlamış değilim. Bilerek mi yaptın, evet, Ay? Ben eksik geldiğim için oradan kürk aldım. Şu an Sema bilerek yaptığını düşünüyor ama. Ve gülüyorsun ya, orada. Doğru hayır, söyle. Hayır, gülesim geliyor. Çünkü öyle bir şey yapmayacağımı biliyor. Asla yapmam. Çünkü ben severim eşyalarımı paylaşmayı. Ve birçok arkadaşıma da hep yardım ediyorum. Hani eksik olduğu zaman. Anlamadım ben. İki kere eldivenli bir kombin yapmıştım buraya geldiğimde. O yüzden hangisi olduğunu anlayamadım. O yüzden fotoğrafını atsaydı getirirdim ama direkt söyledi. İki saniye söyledi. Kapattık telefonu. Yanlış mont getirdi. Yani o ceketle mont demek ki ayırt edemedi. Olabilir böyle şeyler. Ay, demek farkında ki aya güvenmemen gerekiyor. Bunu anladım. Farkında mısınız? Evet, artık İlk tehditim. Günden itibaren ayın bir kıyafetle ilgili kızlarla problemi var. Hep bu gündeme geliyor. Kim var işin içerisinde? Ay var. Hangi konuda? Kıyafet konusunda. Bu kesin ketçap mayonezle döker kızların kıyafetine. Makas atar. Hayır, ben sen beni korkutuyorsun. Yardım ediyorum. Ediyor. Aksine. Sen beni korkutuyorsun. Hayır. Ediyor, hayır. Nur bugün altından sandalyeyi çekmiş, ayağını kaydırmış. Ya o gülüm. Ay, o inanılmaz bir şey ya. Gülüm gerçekten yani. Bombasınız ya. Peki hemen döndüm. İlk önce takım arkadaşlarından görüntünle alakalı onay geldi ve bir bakalım, biz de duyalım. Sevdiniz mi kızlar? Gayet şık görünüyor ama kürk nedense çok sevemedim. Çıplak görmek daha çok hoşuma gitti. Bir al artık üstünden kürkü. Evet, elinde evet. Tut. Ha, şimdi daha hoşuma gitti. Urkan size onu nasıl tutacağınızı öğretmedi mi? Öğretti. Ben şahidim. Şu an bu tarafta diye. Neyse, düzeltti olmadı. Şimdi tamam. Ne oldu? Hı. Ben de siyah şimdi bir kemerle güzel. Farklı bir çanta isterdim. Sen bir kemer istedin, farklı aynen, bir çanta istedin. Aynen, bir kemerimiz ve bir şeyimiz olsa bence kombini daha iyi toparlayabilirdik. Ama lakin bugün ne kadar uğraştığını, ne kadar parçaları bir araya getirmek için falan biliyorum. Bundan dolayı yani genel baktığım zaman bence cool bir kadın olarak duruyorsun yani. Emeğine sağlık diyorsun. Emeğine yani. Sağlık aşkım. Peki aynen. Rakipleri ne diyor? Ben kolyesiyle ayakkabısının uyumunu çok beğendim ama çantayı ne alaka olduğunu düşünüyorum. Sadece çantayı hiç beğenmedim burada. Bir de bu pantolonun rengi çok çok çiğ çiğ görünüyor sanki. Yani bana göre birazcık daha soluk bir renk olması daha güzel olabilirdi. Çünkü çok siyah siyah olmak istemedim. Yok, siyah olsun demiyorum çok, zaten. Tamam, soluk koyu bir mavi de olabilirdi. Koyu bir pantolon kullansaydım yine çok böyle. Yok, ben belki koyuluk demiyorum. Ben koyuluk demiyorum. Yani. Soluk bir mavi veya soluk bir gri. Özellikle veya, böyle tercih etmiştim. O tarz bir şey düşündüm ya. Çok çiğ görünüyor bence çok bu kombinde. Çok sorun yoktu sanki şuradaki yıkamaları çok çizgi çizgi. Üst taraftaki bu çizgi çizgi yıkaması çok hoşuma gitmedi. Jean fikrini sevdim. Jean stilettoyu da çok seksi buluyorum. Ama çantanın, bence sen çok daha güzel bir siyah çanta kullanırdın. Belki özellikle mi tercih ettin, bir aksilik mi oldu? Onu merak ettim. Çanta bulamadım. Senin bence çünkü çok erken saatlerde buraya geliyoruz ve geç çıkıyoruz. Sabah erken kalktım hani çanta bulmak için ama bütün mağazalar kapalı olduğu için buna buluyorum. Yani kürkün de aksilik yaşadığın için onu söylemek istemiyorum ama çantanın bence olmadığını sen de farkındasındır belki. Gel. Gel dön, gel Semacığım, gel. O kadar güzel görünüyor, kıskanmayın. Evet, cool. O kadar güçlü. Şu gözlüğünü alama artık. Neslihan Yardımcı. Kusura bakmayın. Saçın, makyajın. Şimdi kendi aramızda onu konuşuyoruz. Evet, ne kadar doğru saç. Ne kadar saç makyaj güzel ki. Sende tek sevmediğim şey o korkunç görünen stiletton. Şöyle yalandan bir şey istedim.
atıyorum. Bir kere daha bölmek olmuyor, anladın mı? Bu boy da o açık değil, ve tamam. Teni görmek istemiyorsun sen orada. Hayır. Çünkü zaten sen kısa boylusun. Aynı sana yaptığım yorumları, aynı pantolonu giymişsiniz çünkü. Seninkini bir tık daha kabul edebilirim. Et hiç göstermediğinde. Hı-hı. Çünkü sen de şu kürkü bir at yere. Şimdi dön. Sen de kendini izlerken iki bacağın arasındaki farkı bir gör. Hı-hı. Anladın mı? Stiletto 1.90 bir kadın bile giyse zaten kötü bir yerden kesiyor o skinny pantolonla. O yüzden bunu lütfen yapmayın ama bu kadar güzel görünüyorsun ki çok beğendim seni. Teşekkür ederim. O eldiven fikrin, eldivenin bol olması, biriktirmen, altından o dövmelerin. Keşke o tasmadan iki sıra daha olsaydı. Ama bu bile çok 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 beğendim ben. Teşekkür ederim. Hoş geldin Sema. Ben de buradan yukarını ve o kürkü zaten daha ilk gördüğüm andan beri beğendim. Hakan da onu bir giydi falan. Ya yani çok güzel bir rengi var. Evet. Haki. Bir de sen kendi renk tonlarının çok farkında olan birisin bence. Saç modelin, makyajın, kıyafetin, yani tonlama. Mesela Haki'yi çok yakıştırdım ben sana. Mutlaka ileriki bölümlerde kullanman lazım. Şuradan yukarın ve o kürkün muhteşem. Bu cinin rengini hiç beğenmedim. Yani renginin o açıklığı mı diyeyim, beni bir rahatsız etti bu cin. Çok da koyu olmak istemediğim için hani aslında cini patlatmak istedim ama. Yani belki ama ben tabii ki bunu diyeceğim. Hani simsiyah olup sadece o üstündeki ve bilmiyorum yani o alakasız geldi bana o cin. Ayakkabı bir kere, oranın ayakkabısı değil ya. Değil. Ama üstün ve dediğim gibi yani şuradan itibaren kendinle bütün kafan şurası ve o ceket muhteşem. Çantan gayet okey, gözlüklerin gayet okey. Genel olarak güzel gözüküyorsun ama altı beğenmedim ben. Benim sana puanım 7. Hani şundan acaba dedim ya, tam kararsız. 6.5'dan 7. Yedi mi? 7, 14. Yani çünkü bir tek kotunu beğenmedim. Diğer her şeyin kurtarıyor beni. Stiletto'na da ben okey giydiğim için geldim de öyle şeyler. 10 puanları ne zaman alacağız onu merak ediyorum. Oraya daha iyiyiz. Evet. En yüksek puanı 8. Ay mı gördü? Ama daha 3 gün oldu ya. Hadi geç yerine. Hadi Sema, al kürkünü. O kürkte hepimizin gözü var galiba. Ben aradım zaten sahibini. Aynısından üçümüz. Ben de isterim. Şimdi toplayalım mı puanları? Sisi'nin takımı evet. Ne oldu şimdi? 38 puana ulaştınız. Ve son olarak Sisi'yi de göreceğiz. 38 puan mı? Vallahi çok iyi puan alman gerekiyor Sisi. Görelim bakalım seni podyumda. Botellita de vino y ron. Rompa la nena, rompa el cordón. Botellita de vino y ron, rompa la nena, rompa el cordón. Con tanto trago en esta mesa, esta noche me muevo la cabeza. Con tanto trago en esta mesa, esta noche me muevo la cabeza. Hoş geldin Sisi. Hoş bulduk, merhabalar. Çok güçlü bir yürüyüşte kendinden çok emindim podyumda. Hı hı. Kendine çok güveniyorsun belli ki. Peki döneyim hemen, takım arkadaşlarından aynı güveni alacak mıyız? Nasıl buldunuz bugün Sisi'nin kombinini? Kendi yaptığınız kombinlere göre Sisi bugün sizden daha fazla puan katkısı bulabilir mi? Tabii ki de jüri üyemiz daha iyi bilir. Lakin ben konsept olarak en uygunun kendim olduğuna inanıyorum. Neden buna inanıyorum? Çünkü üşüyorum ama şıklığımdan ödün vermem. Ama biraz kapalı sadece. Yani çizme. Evet kapalı, ama bir niyet. Hani üşümemesi. Konsept gereği. Şık tamam olmak yani. Açmak demek değil ki. Ama hayır, üşümesi yani, gerekiyor. Üşümesi gerekiyor. Üşüyor, kısa çorap var. Muz çorap giymemiş. Opak çorap da giyebilirdi altına. Hayır. Yani senden daha açık aslında onun belden altı.
Aslında orana baktığımızda aynı şey, açmışsınız. Direkt soğuğu yiyorum yani kanka. Yani öyle ışıdığımı değerlendirebilirsin. Şu an kapının önüne çıkalım. O alttan alıyor soğuğu. Sen tutuyor zaten, tamam. Çantayı bir tek sevmedim. Yani genel olarak güzel. Teşekkürler. Çok güzel. Peki takımı bıraktım ben, rakipleri merak ediyorum. Ay, bir yorum yapabilir misin Sisi ile ilgili? Buydu herhalde yorumun. Ya. Kız doğru söyle bana. Onu gördüğünde çok güzel olmuşsun dedi direkt. Sinir oldun mu? Hayır, ilk hayır. Bir sinir olmadın mı? İlk kombinimle gelseydim sinir olmazdım ama bu kombinle bir tık kendinden daha iyi buldum. Hah, bana bunu söyle işte. Gözünden anlıyorum ben. Aferin, hep böyle dürüst ol. Ama senden daha şık. Çok iyi duruyor. Sadece ben şey, gold'la silver renkleri çok kendimde beğenmiyorum, yakıştırmıyorum da Sisi de çok iyi durmuş. Siz hepiniz pantolon tercih etmişsiniz ama Sisi'nin takımında da tek etekli Sisi. Bilmem, evet, belki dolu. Elif yarın etekle gelir. Aa, yoruma prenses de seninle ilgili yorum yapacak. El kaldırdı. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Ben bir şey sormak istiyorum. Podyuma çıkmadan önce aramızda konuştuk da Sisi'yle. Başka bir gözlüğü vardı. Ben replik olduğu konusunda uyardım ama gözlükteki fikrinizi ben de merak ediyorum. Göstersin yanındaysa ister. Şimdi okey, ben jürimizin yanına tamam, geçeyim. Tamam, ben alayım bir jürinin getireyim önüne. Tamam, ondan sonra replika, gözlük neymiş, onu takmış mı takmamış mı, gözündeki neymiş konuşalım. Efendim buyurunuz. Öncelikle merhabalar. Aslı'nın bahsettiği konu şu. Diyor ki hani benim de çok sevdiğim replika ürünlerim var. Onları kullanmak istiyorum. Lakin ama kullanamıyorum. Ve senin gözündeki gözlük de replika dedi. Ben bunu bizim oradan bir mağazadan almıştım. Üzerine çok konuştuğumuzda dedim ki normalde bu gözlük. İlk bu gözlükle geldim. Bu yanımdaydı. Bir de onu tak bakayım. Evet. Gözlerimi kapatacağım. Kıpkırmızı mantil gibiyim. Şöyle şu şekilde gelmiştim aslında. Buydu. Sonra replika olunca dikkat almak istedim. Çünkü bir şey söylüyorsanız bir bildiğiniz vardır. Ondan dolayı dedim ki asla bunu kullanmıyorum. Stil olarak ama o gözlük çok evet, yakışıyor. Bunu istedim. Dedim ki evet, sen bunu yakıştırmış olabilirsin. Lakin lütfen dikkat al. Ve ayrıca maskülen bir şekilde gelmemi istemiştiniz. Ondan dolayı onu da dikkate alarak geldim. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Sizi dinliyorum. Buyurun Aslı Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bir puan aldın oradan replikadan. Ben çok beğendim seni. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok beğendim. Hem takımı beğendim, çantanı da beğendim. O yani her şeyini beğendim. O şapka modelin herkese, ya o kadar zor bir şapka modeli ki o. Bak, bebek gibi suratı olana bile yakışmayabilir o şapka. Çok zor bir model. Aa, sen senin suratın bebek gibi değil mi demek istiyorsun? Hayır, hayır, hayır. Şu anda suratımı göremiyorum zaten şöyle. Pencere kapağında. Ama çok yani gerçekten çok yakışmış. Ben bu gözlüğü de beğendim bu arada. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Yani bence olmuş. Biraz fazla hareket var tabii üzerinde. Hı-hı. Bir tek küpelerini beğenmedim. Onu geçen sefer de sana mı birine mi kime söyledim ben o küpeleri beğenmediğimi? Aa. Ben bu kadar ince ve büyük halka bana göre çok demode hiç beğenmiyorum. Ama onun dışında süper gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bence bugün podyumdaki en çirkin giyinmiş olan insan sensin. Gerçekten mi? Anlam veremiyorum. Ay nasıl mutlu oldu şu an biliyor musun? Gözleri parladı. Bir anlamaya çalışıyor. Bu delirdi mi bu adam diye. Çok isterdi değil mi ay bunun gerçek olmasını? Ama rüyanda. Tek oyuncu sen değilsin ay. Kalpten gidiyordu. Bak bak, o ayın bir anda gözleri böyle büyüdü. Çok iyi duruyorsun. Teşekkürler. İstiyorsanız üzerime alayım tekrardan. Çantana ölmedim. O bile okey. Aslan dediğim gibi gözlük, bu gözlük de okey ama o gözlük stil olarak çok daha doğru. O halka kupayı takma bir daha bence. Tamam. Olmuyor yani. Evet, artık çıkmıyor. Takmayın. Çöpe falan atabilirim arkadaşlar. Yani o Sarkan zincir gibi zincir çok evet. Okey. Tek bir zincir. Onu hani küpe olarak kullan falan. Hiç uzatmaya gerek yok hayatım. Eldivenin üstündeki aksesuar. Kimse kusura bakmasın. Çok teşekkürler. Ha, veriyor muyuz? Ay ne vereceksiniz çok merak ettim. Aynı vereceğiz bence. Ha? Ver bakalım. Bugün en fazla 7 verdiniz. Aa, 8! Oley! Park kapanır mı yahu? İnşallah. Ne verdin?
kadar. Help me please, help me. 8'dir o da. 8. Teşekkürler. Wow, bugünün en yüksek puanlarını topladı. Hak etti. Çok güzel. O kadar yorum yaptınız. Çok çünkü 7-7 vermiştiniz. Bir üstünü çok vermek artık yani. Bu arada biz setten bir arkadaşımız vardı. Dedi ki Aslan Hanım sizde 5, Hakan Akay size 6 verecek. Ben dedim ki iddiasına girelim. Çünkü ben bugün kendime güveniyorum. Kimdi o arkadaş? Lütfen evet, lütfen. Kim? Bir dakika kendini belli etsin lütfen. Orada. Evet orada. Kamera 4. Biz iddiaya girdik. Biz iddiaya yok, girdik. Yok 6 mısın sen? 6. 6. Sen 6'sın. Tamam. Bir gösterir misiniz kim olduğunu? Ekran alalım. Kendisi silikonu. Evet. Evet. Sonra iddiaya girdik. Dedim ki o zaman tamam ben yarın burada şekerli Türk kahvemi istiyorum. Şeker Türk kahvesine girelim dedim. Yarın lütfen şeker Türk kahvemi tam vaktinde getirirseniz. Mutlaka. Çok teşekkür burada bahisler falan açılıyor yani. Evet. Her şey olur. Aslında Hakan kaç puan verir? Hakan sana kaç puan verir? 16 puanla yüksek ben bir enerjiyle. Puanla. Hadi toplayalım. 54 topla. Oldu. 54 oldu. Haberin var mı? Hiçbir şeyden haberin yok. Efendim şimdi oldunuz. Toparlıyoruz. Hemen şöyle takımlara bakıyoruz. Tamamladık artık. Herkesi gördük. Yarın da Elif Dede'yi podyumda göreceğiz. Ama şu anda toplam puanlar. Ay sizde 51 puan var. Sisi sizde 54 puan var.